Şöyle takriben yarım saat içinde, belki yarım saati de bulmadan külliyede sabah namazının kılınmasını bekliyoruz. Artık imsak vakti epey oldu. Ankara'da üstelik girdi. Ve takriben bir saat sonra da güneş doğacak. Dolayısıyla biz bu önümüzdeki yarım saat içerisinde bu sabah namazının, külliyedeki, Beştepe Külliyesi'ndeki sabah namazının eda edileceğini söyleyebiliriz. Şimdi haberlerle, bir haberle yine devam edeceğiz. Tabii o gece aynı aileden şehit olanlar, gazi olanlar, bir şehit, bir gazi olanlar, işte bu akşam burada onların bir kısmını ağırladık. Bir de aynı aileden gazi olan bir çiftin hikayesini anlatacağız. Ayla ve Yasin Kasarcı çifti. Onlar da o akşam yaralandılar ve bugün o gün yaşadıklarını Kanal 7'ye anlattılar. Caydırma kamaşı değil. Onlar direkt bizim üzerimize sıkıyorlar çünkü. Hepimizi öldürmek için açılan bir ateşti bu. İlk önce eşim vurdu. Arkasından zaten aynı ateşe peşinden ben vuruldum. Bu vatana bin tane Ayla, bin tane Yasin feda olsun. Bırakın kendime, benim evlatlarım da feda olsun bu vatana. Yeter ki biz bir daha 15 Temmuz gibi bir gece yaşamayalım. 18 yıldır evli olan Kasarcı çifti iyi günde, kötü günde, hastalıkta ve sağlıkta hep birbirlerine destek oldular. 15 Temmuz gecesi de el ele, omuz omuza verip vatan savunması için o zamanki adıyla soluğu Boğaziçi Köprüsü'nde aldılar. Köprüye ilk girdiğimiz zaman bir tane tankla bir tane zırhlı araç geçiyordu. Zırhlı araçtan havaya ateş açıyorlardı. Kışlalarından çıkan tanklar karşılarında milleti buldu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde köşeye sıkışan vatan hainleri namluyu sivillere doğrulttu. Ateş açılmaya başladı. Ben başımı korumak için şöyle yaptım. Böyle yapınca kurşun buradan geçti. Yasin ben vuruldum dedim. Ben vuruldum dediği zaman yaklaşık bir iki metre sağımdaydı. Ben böyle bu tarafa doğru dönünce ben sol tarafımdan böyle mermiyi aldım. Elimi şöyle yaptım, elime böyle kan geldi. İlk aklıma Yunus Aleyhisselam geldi. Başka hiçbir şey gelmedi. La ilahe illa ente sübhaneke inni kuntu minel zalimin dedim. Bir de hiçbir şey duymuyorsunuz ya. Ben herhalde dedim bitiriyorum burada. Kelime işaret getirip düştüm öyle. Bir arama gelsin. Kolundan vurulan Ayla Kasarcı kendi acısını unuttu. Kanlar içinde yerde yatan eşinin yanına koştu. Yaralı var, yaralı. Sade ne olur bir şey olur. Eğer ki dedim eşim şehit olursa ben onu çok özleyeceğim. Onu özlemekten korktum. Yoksa şehit olmasından korkmadım. Sadece özlemekti benim korkum. Ayla Kasarcı ve Yasin Kasarcı çevredekilerin de yardımıyla bir otomobile bindirildi. Hastaneye ulaşmaları hiç kolay olmadı. Numune Hastanesi'ne giden yolların hepsini tanklarla kapatmışlardı ve araç geçişine izin vermiyorlardı. Geçmeye çalışan araçların da üzerine ateş ediyorlardı. Yaralı çift Haydarpaşa Numune Hastanesi'ne 2 saatte gidebildi. Yasin Kasarcı hemen ameliyata alındı. Üzerinde kimlik yoktu. Saatlerce eşinden haber alamayan Ayla Kasarcı paniğe kapıldı. Doktorun bir tanesi dedi ki bulamıyorum hiçbir yerde, haber alamıyorum. Kızım dedi, biz dedi gelenlerin hiçbirinin dedi yüzüne bakmıyoruz. Kurşunun giriş yerine bakıyoruz, ona göre ameliyatı alıyoruz. Çok hızlı hareket etmek zorundayız. Ama dedi hiçbir yerde bulamıyorsan eşimi, dilim varmıyor, bir de morga bak sen dedi. Cep telefonundan eşimin fotoğrafını açtım. Oradaki savcı ve morg görevlisine telefonu uzattım. Aldılar, baktılar. Savcı çıktı dedi ki eşin burada değil. Ayla Kasarcı eşinin hayatta olduğunu öğrenince rahat bir nefes aldı. İki çocuk sahibi çift hastaneden evlerine aylar sonra dönebildi. 15 Temmuz'dan önce kanser tedavisi gördüğüm sürede ölümden çok korkuyordum. İnanılmaz korkuyordum. Diyordum ki Allah'ım ben ölürsem çocuklarım ne olacak?
Ben 15 Temmuz'da ölümden korkmadım. Çünkü şunu biliyordum. Ben ölürsem benim çocuklarım annesiz büyüyebilirdi. Ama vatan elden gitseydi benim çocuklarım vatansız büyüyemezdi. Vatan hainleri tarafından kolundan vurulan Ayla Kasarcı hızla iyileşti. Ancak 15 Temmuz'dan sonra hiçbir şey Yasin Kasarcı için eskisi gibi olmadı. Çünkü günlük işlerini dahi yardım ve destek almadan yapamaz hale geldi. Ben o akşam halı sahada maç yapıyordum vurulmadan önce. Şimdi bırakın maç yapmayı, yani yürüyemiyorsunuz şu an. İstediğiniz gibi yürüyemiyorsunuz. İstediğiniz gibi adım atamıyorsunuz. Çünkü ayaklarınızda sinirlerde sıkıntı olduğu için bazen kasıyor. Kastığı zaman sizi kilitliyor yani. Adım atamıyorsunuz, dönemiyorsunuz. Yani o an yanınızda biri olması lazım, bir destek olması lazım. Öyle kalıyorsunuz. 15 Temmuz gazisi Yasin Kasarcı'nın en büyük destekçisi Ayla Kasarcı, bir an olsun onu yalnız bırakmıyor ve bir bebek gibi özenle eşiyle ilgileniyor. Üçüncü çocuğum oldu eşim. Önce eşim, sonra üçüncü çocuğum oldu. Çünkü ben eşime yeniden yürümeyi öğrettim. Ben eşime yeniden ayakta kalmayı, yani benim eşim, ben ondan ellerimi çektiğim zaman 5 saniye ayakta durabildiğinde ben dünyanın en mutlu insanı olabileceğimi öğrendim. Allah razı olsun ondan. Bugüne kadar en ufak bir of bile demeden benimle uğraşıyor. İyi ki var yani. Teşekkür ederim kendisine. Ayla ve Yasin Kasarcı çifti zor günlerinde en büyük desteği Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesinden gördü. Bu nedenle Erdoğan ailesinin adını bir an olsun dillerinden düşürmüyorlar. Ben Sayın Cumhurbaşkanımızı kelimelere dökemiyorum. Allah onu devletimizin, milletimizin başından eksik etmesin. Rabbim ona en küçük torununun düğününde horon edecek kadar güç, kuvvet, sağlık, sıhhat nasip etsin.